Kültürhane Kent Rasathanesi'nde bu hafta otopark dünyayı dolaşıyoruz. Buyurun. Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin desteğiyle çıktığımız kentler turunda bu hafta yine mekanımızın yakınlarında, meşhur çarşamba pazarımızın civarında size sesleniyoruz. Tesadüf değil burada çekmemizin sebebi. Çünkü bu hafta otoparkları konuşacağız. Tam da aslında böyle bir pazarın yanında, gördüğünüz gibi duraklama yapılmasına bile izin verilmeyen bir noktada dizi dizi araçların arasından çekiyoruz. Çünkü tam da bunu konuşacağız. Dünyadaki şehirlerde araçların park yerlerine yönelik yeni uygulamalarına bakacağız. Bunun için de parkları yeniden icat etmek, Parking Reforms adlı bir sayfaya girdik. Çok hoş bir sayfa. Bütün dünyada bu otoparklarla ilgili uygulamalara dair bir atlas yapılmış. Ve bu atlasta farklı kentlerde bu otoparka yönelik ne gibi uygulamaların olduğunu aktarmışlar. Şimdi tabii otopark deyince Türkiye'deki gibi otoparkların yetersizliğine dair bir program yapacağımızı düşünebilirsiniz. Oysa çok üzgünüm, tam tersini konuşacağız. Araçların kentin kamusal alanlarına, ortak alanlarına park etmelerinin maliyetinin nasıl arttırılmaya çalışıldığından bahsedeceğiz. Ele alacağımız örnekler ve Atlas'taki bütün örnekler buna dair. Çünkü işte bütün dünyada bu karbon emisyonlarını azaltmak, bireysel araç kullanımını azaltmaya yönelik tedbirlerin biri de biliyorsunuz araç kullanımından caydırmak. Bunun birkaç boyutu var. İşte bir takım kentlerde, Londra'da olduğu gibi kent içi girişlerde para alınıyor. İşte vergiler arttırılıyor. Özellikle emisyonu yüksek araçlar için bu vergi daha da yükseliyor. Ya da işte elektrikli araçlara yönelik bir takım teşvikler var. Ama bir başka boyut, ilk anda aklımıza gelmeyen bir boyut, otoparklar. Otopark, işte Mersin'de biz de bundan muzdaribiz. Araçla gidenler şehir merkezinde, burada, orada yeteri kadar otopark bulamamaktan şikayet ediyorlar. Oysa aktaracağım örneklerin hepsi tam da aslında, bu otopark azlığını daha da azaltmak üzerine, otoparkların sayısını azaltarak insanların bireysel otomobil kullanımının önüne yeni engeller, yeni zorlamalar çıkarmak üzerine. Bunun için Paul Barter, bu sayfanın yazarı, kendisinin otoparklar üzerine kitapları da var. Bu sayfada kendisi bütün dünyadan otoparklara dair yeni politikaları takip ediyor, bunlara dair bilgi veriyor, bunların nasıl yaygınlaştırılabileceğine dair bir takım öneriler sunuyor ve bunları haritalandırıyor. Şimdi onlardan böyle farklı kentlerde, dünyanın her yerinden, farklı kentlerden örnekleri paylaşmak istiyorum. Japonya'dan başlayalım isterseniz. Japonya'da küçücük alanların bile, işte böyle bizim de çok sevdiğimiz böyle iki o sokağın arasında işte bir köşede bulunan boş alanların bile ücretli otoparka dönüştürülmesi için bir çare bulunmuş. Gördüğünüz sistem bir aslında engel sistemi. Araç girerken kapalı, araç girdikten sonra açılıyor. Dolayısıyla ödeme yapılmadan çıkamıyor araç. Ve o ödemeyi yaptığınız anda da tekrar engel iniyor ve siz gidebiliyorsunuz. Bunun avantajı şu, otopark dediğiniz böyle düzinelerce arabayı alması gerekmiyor. Tek arabalık bile otopark yapabiliyorsunuz. Dahası bizim değnekçi dediğimiz, yani bu otopark parasını tahsil etmesi gereken insanlara ihtiyaç duymuyorsunuz. Çünkü o işte bir takım otomatlarda veya aplikasyon yoluyla o kullandığınız kadar otoparkın ücretini ödeyebiliyorsunuz. Bir başka örnek, Stockholm'de meskun mahallede evinizin önündeki otoparkları paralı hale getirmişler. Zaten pahalı dünyaya nazaran, ama Stockholm'de daha da pahalılaştırarak özellikle toplu taşımaya yakın yerlerdeki insanların evlerinin önünde rahatlıkla otopark bulmasını engelleyerek onların bireysel araç mülkiyetine caydırmaya yönelik bir adım atılmış. Böylece de İskandinavya'nın genelinde olduğu gibi pahalı olan araç park maliyeti daha da arttırılarak insanların bu kamusal alanda işgal etmelerinin bedeli alınmış. İşte görüyorsunuz, aslında bu araçların hepsi şu anda hepimize ait yolun kenarını işgal etmiş durumdalar. Söylediğim gibi aslında duraklama yapmanın bile yasak olduğu, aksi takdirde çekileceğine dair bir tabelanın hemen altında. Bunu daha pahalı hale getirmek. Mersin denedi bunu. Mersin'de bir ara parkometre uygulaması geldi. Fakat sonra bir takım yasal
engellerden dolayı, yasal uyuşmazlıklardan dolayı o iptal edildi. İstanbul'daki İspark'ta Atlas'ta yer alan Türkiye'deki tek örnek. İşte o biliyorsunuz İstanbul'un farklı yerlerindeki o kıyafetiyle gelip sizden tahsil edenler bütün Türkiye'de olması gerekiyor. Eğer mantığı bu bireysel araç kullanımını engellemeye kalkarsanız. Brezilya'ya gidelim. São Paulo başka bir yöntem deniyor. Bu sefer imar hukukundan bir yöntemle soruna çare bulmaya başlıyor. Biliyorsunuz yeni inşaat ruhsatı almaya kalktığınızda birçok ülkede, sanırım Türkiye'de de var ama Türkiye'de bunu paraya dönüştürebiliyorsunuz. Yani otopark zorunluluğunuzu vergi olarak devlete ödüyorsunuz. Hatta büyük şehirlerle ilçe belediyeleri arasında bir sıkıntı da vardı. O parayı biz kullanacağız, siz kullanacaksınız diye. São Paulo'da belli bir yükseklikte, belli bir konut sayısına sahip apartmanların, binaların yapımı söz konusuysa oraya uygun bir şekilde otopark yeri de konması gerekiyormuş. São Paulo bunu azaltmış. Bu ilk bakışta şu demek, yani yoğunluğu arttırıcı bir binada daha fazla konutun yer almasını sağlayıcı bir uygulama. Oradan baktığınızda konut yoğunluğunu arttıran bir uygulama. Ama otopark imkanı sunamayan müteahhitler, özellikle yine transit toplu taşıma merkezlerine, metro durağına, otobüs durağına yakın yerlerde orayı azaltarak insanların araç kullanımından vazgeçmeleri sağlanıyor. Dolayısıyla yeni binalar daha az otopark potansiyeline sahip olarak insanların toplu taşımaya yönelmesi sağlanmaya çalışıyor. Nottingham'da bu sefer başka bir şey, imar kurulu değil, iş yerlerine yönelik bir tedbir alınmış. 11 otoparktan daha fazla otoparkı olan iş yerleri, okullar gibi kurumsal firmalara ekstra bir vergi getirmiş. Senin işletmende, senin kurumunda işte bir düzine kadar insan bireysel araçlarıyla buraya gelmesi gerekiyorsa, yani sen alanı kullanıyorsan, trafik oluşturuyorsan o zaman bunun bedelini ödeyeceksin diye Birleşik Krallık'ta da Nottingham'da böyle bir uygulamaya gitmiş. Şirketiniz otopark sunmak istiyorsa çalışanlarına, müşterilerine o zaman bunun maliyetine katlanacaksınız diye söylenmiş. Singapur, bu zaten olan, işte bizde park metreyle eskiden bu Amerikan filmlerinde görürsünüz. Park ettiğiniz yerde park ettiğiniz saati belirten bir takım saat göstergeleri vardır ki ödediğiniz para kadar park ettiğiniz bilinsin, böyle çarklar vardır. Bunu önceden ödenmiş kuponlarla değiştirmişler. Yani siz alıyorsunuz kuponu büfeden, belediyenin bir teşkilatından. Sonra park etmeniz gerektiği zaman onu aracın önüne işte kazıyarak, yazıyarak, saati kullanarak görünür hale getirmeye çalışıyormuşsunuz. Bu tabii daha ilkel bir yol. Bütün dünya bunun aplikasyonlarına geçiyor. Otopark aplikasyonları kullanılıyor. Ama orada o çark yerine önceden ödenmiş, yani parası peşin ödenmiş otopark sistemine geçişte Singapur'daymış. Endonezya'ya gidelim. Endonezya'da da Palembang kenti işte dediğim gibi bir aplikasyon uygulamasına geçilmiş ve bu aplikasyon size gittiğiniz yerde ne kadar otoparkın mevcut olduğunu, boş yer olup olmadığını görmenizi sağlıyor. Bu da aslında tabii yani otoparkı görüyorsunuz ama onun tahsilatı hala bir sorun ama en azından sizi böyle dolap beygiri gibi otopark aramanızdan, en azından o sırada karbon emisyonuna sebep olmanızdan caydırmaya yönelik yol üzerindeki otoparkların boşluğunu söylüyor. İspanya'ya gidelim. Sevilla'da bu sefer çok manidar tabii. Bu şu anda gördüğünüz gibi araçların park ettiği alanlar iptal edilip burası bisiklet yollarına dönüştürülmüş. Dolayısıyla hem otoparktan caydırıyorsunuz hem de araçsız ulaşımı, bisiklet ulaşımını teşvik eder bir yere gelmiş. Hayal gibi geliyor. Biz hani zaten bisiklet yollarının, var olan bisiklet yollarını araç işgalinden kurtarmaya çalışırken araçların yollarının bisiklete verilmesi bizim için daha hayal aşamasında. Hindistan bu otoparklardaki fiyatlarda belli bir düzeyleme getirmiş. Yani bütün otoparklar aynı fiyatta değil. Çok yoğun olarak rağbet gören otoparkın çok ihtiyaç yolları işte belli bir renkte. Hiç otopark kullanılmayan yerler başka bir renkte. Daha görece ucuz olanlar başka bir yerde. En ucuzları başka bir renkte. Dolayısıyla otopark maliyeti oradaki kullanıma, oradaki rağbete, oradaki yoğunluğa göre değişiyor. Bir başka örnek yine bununla bağlantılı aslında. San Francisco'da bu farklı ücret uygulaması daha büyük bir boyuta getirilmiş. İşte dedik Hindistan'da belli yöreler seçiliyor ve oraya göre fiyat oluşturuluyordu. San Francisco'da bu sefer sabit bir fiyat yok. Kullanıma göre değişen bir fiyat var. Bu da şu demek, eğer bir yerdeki otoparkların %80'inden
daha fazlası doluysa o zaman 25 sent daha zam geliyor. %60'ından aşağıysa o zaman 25 sent daha ucuza geliyor. %60 ile %80 arasında da bir sabit bir fiyat var. Bu da şunu getiriyor. Eğer yoğun bir yerde, şu anda burada olduğu gibi çarşamba günü pazar var. Pazarda yoğunluk var. Yoğunluk olduğu için buradaki otopark daha kıymetli. O yüzden 25 sent daha fazla ödüyorsunuz. Normal zamanlarda burası boş olduğunda da 25 sent daha ucuz ödeyebiliyorsunuz. Böylece de işte insanların otopark konusunda daha az yerlere yönelmesi sağlanmış oluyor. Daha çok örnek var sayfada, Atlas'ta. Başlıca modelleri, başlıca yöntemleri özetlediğimizi sanıyorum. Çünkü görüyorsunuz temel amaç insanların sahip olduğu otopark imkanını azaltarak onların bireysel araç kullanımından caydırmak. Bunun işte imar hukukunda, ücretlendirmede, ücretlendirme şeklinde bir sürü farklı uygulaması var diyelim ve müsaadenizi isteyelim. Bu haftalıkta otoparklarda yaptığımız turumuz burada bitsin. Sıcak, yoğun, biliyorsunuz trafik, hem yaya trafiği hem araç trafiği yoğun. Sizlerden müsaade isteyelim. Gelecek hafta görüşmek üzere tabii. O gelecek haftaya kadar ilginizi, takdirinizi, desteğinizi aşağıdaki süper teşekkür veya yukarıdaki Patreon linkinden iletirseniz çok memnun oluruz efendim. Hoşça kalın. İyi kalın. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Kaldırımda süren motorları çekiyoruz. Dünyayı dolaşıyoruz. Buyurun. Ya da buyurun yapayım şöyle. Düş diye. Ama o da kaldırımda sürmesin arkadaşım yani. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi.